10 yıl önce, 10 yıl olmak üzere, 2013'ün Temmuz'unda, İstanbul için hareketli bir yazdı biliyorsunuz. 2013'ün Temmuz'unda burada ilk toplaşmıştık. Şimdi Yedikule Bostanları girişimini oluşturan arkadaşlarla. Daha adımız yoktu, kimlerin katılıp katılmayacağı belli değildi ama bir haber gelmişti. Ertesi gün buraya moloz döküleceğiyle ilgili. Ertesi sabaha işte basından kimi bulduysak, arkadaşlardan kimi bulduysak çağırdık, haber ettik falan filan. Burada bir toplaştık. Temmuz'un ortalarında bir zaman. YouTube'da videoda var, videosu varmış bu olayın. Ve bostan meselesi ile ilgilenmeye o gün orada başladık. En azından bu grup bir sivil toplum hareketi olarak. Yoksa tabii tarihçiler, araştırmacılar, yazarlar değişik şekillerde ilgilenmeye başlamıştı. Şunu duyduğum oldu birçok arkadaştan. Ya bugünlerde zaten İBB'nin başı şu kadar beladayken bir de bununla uğraşmak doğru mu? Haksız bir soru değil. Dediğim gibi bu hiç arkadaşları bağlayan bir şey değil. Kendi gönlümdekini konuşmak için. Haksız bir soru değil. Ama eleştiriden vazgeçmek bizim kültürümüz olamaz. Yani bilmem kimi yedirmeyiz, şunu yedirmeyiz, bilmem kimi yedirmeyiz tavırlarıyla gidecek bir hareket, bir sivil toplum hareketi olamaz. Bence Sayın İmamoğlu da eleştirilerin devam etmesini isteyecektir. En azından benim gönlümden öyle geçiyor. Bu konuyu da böyle söylemek istedim. Yani tartışmaları akılcı bir çizgide, toplumsal platformda meseleleri konuşmayı ben şahsen hiçbir zaman bırakmayı yakıştıramıyorum. Hocanız açık değil miydi? Kapalı, şantiye burası, kapalı. Şantiye değil. Geçen haftalarda kaç kere geldik, gezdik burada ya. Tamam da yasak bundan sonra abi, yasak. Yasak, size yasak diyorlar. Size kim yasak diyor yani? Patron yasak diyor. Patron yasak diyor. Patronunuz kim? Şantiye müdürü. O da... Bostanlar, o şey yaratıldıktan sonra kafe merkezi, kafe ile birlikte bir bilgilendirme merkezi yaratıldı. Bostan olmayan bir iki yere rulo çim serildi. O konuda bir yanlış anlaşma olmuş geçen günkü basın toplantısında. Onu da tekrar düzeltmek istiyoruz. Ama ondan sonra ilerleyen sur restorasyon faaliyeti bu Peribolos alanında olan birkaç bostanın üzerinden buldozerle geçiyor. Ve aynı zamanda kot çok yükselmiş uzun yıllar içinde. Kotu indirmek için de 2-3 metre derinlikte bir kazma faaliyeti başlamış. Yani biriken toprağa hafriyat tatabi tutarak kaldırıp, bostanları bu meyanda kaldırıp kotu da aşağı indirerekten surun bedeninin daha derinden görülmesini sağlamak gibi bir proje var. Ama projenin tam olarak ne olup ne olmadığı da hiçbir zaman yazılı olarak bir yerde bulduğumuz bir şey değil maalesef. Böyle sıkıntılarımız da var. Vallahi oğlum ben 30 yıldır yapıyorum burayı. 30 sene oldu geleli. Eskiden başkaları yapıyormuş. Benim buraya gelişim 30 sene oldu. Aile geçiminizi buradan mı sağlıyorsunuz? Evet. Buradan sağlıyoruz. Başka bir yerden gelirimiz yok zaten. Buradan sağlıyoruz. Açık kalmıyoruz, şükürler olsun. Onu da bize devletimiz Allah sağ olsun izin vermiyor. Her sene bir yıkım, biçim huzurumuzu bozuyor. Sonuç böyle gelip geçiyor üstümüzden işte. Peki ne üretiyorsunuz ablanızda? Ne tırmıyorsunuz? Şu anda ne üretiyorsun derken pazı, karalahana, maydanoz, roka, tere, sömüz otu, mesela biber, patlıcan, mevsimine göre hepsini yapıyoruz yani. Mevsimine göre yapıyoruz. Ha, olmayan yok yani. Dışarıdan almayı düşünmüyorum. Yani toprak bereketli diyebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Toprak olduğumuz zaman her şey olur. Toprak olmazsa biz olmayız zaten. Önemli o.
En azından toprağımız olmayınca gerçekten biz yokuz. Topraktan ot yiyoruz. Başka yok. Ama İstanbul çevresinde toprak kalmadı şükürler olsun. Kapattı her şeyi. He, bir tek bura kaldı sayesinde. Burada işte Ele Kulağım da dağında arkasında bir başkanımız olsun, devletimiz olsun üstünde. Göz burada ince. Size şu ana kadar resmi bir şey geldi mi yoksa? Şu ana da resmi bir şey gelmedi. Geldi işte üstüne kaldırdılar. Arka tarafı. Her sene geliyor, her sene merak etme. Gelmeyen bir sene kalmadı. 30 sene buradayım, 30 sene de bu sene yıkıyoruz, bu sene yıkıyoruz, bu sene yıkıyoruz, bu sene yıkıyoruz. Hani evir devir çevir. Yani hep korkuyla yaşadık hep buraya kadar. Ha, dozun üstünden geçti, evet. Orada 30 tane arım vardı, önce arka tarafa aldım arılarımı. Sadece 50 milyar arılara verdik. Onları o yana sarıyor, buna sarıyor. Bak o anlarımız borçlar orada, doları arka tarafta. Darma duvar. Malının üstten doza geçti evir Allah. Burada, buralarda ekmek yiyoruz sonuçta. Buradayız. 8 yıldan beri buralarda mücadele ediyoruz, topraklarda çalışıyoruz. Halka bir yarışlı bir şey yapmaya çalışıyoruz ama ne olacağımız belli değil. Yarın bir gün belki de komple çıkartabilirler. Sur içerisinde arkadaşlarımızın yeri Yedikule'den Topkapı'ya kadar yıktılar, çürüdüler. İş makineleriyle falan birlikte. Arkadaşlarımız mağdur. Ha, size bir tehdit var mı? Yok. Şu an bana yok. Arkadaşlarımıza da yok bildiğim kadarıyla. Sadece orayı boşalttılar. Olan ekili bir şeyleri de kürüdüler iş makineleriyle. Gittiler. Şu an ne olacağımız belli değil.